Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ülkemize yeni gelen, bu artık Çin'in devlerinden Meizu daha doğrusu MX4 isimli telefonu tanıtacağım. Daha doğrusu öncelemesini yapacağım. Telefon tanıtımını sanıyorum bir hafta sonra falan anca yapabilirim. Daha çünkü test cihazları bize gelmedi. Bir süre geç kalacakmış. Bir gümrük işlemleri falan olmuş herhalde. O yüzden hani bir hafta içinde bu videoyu konulduktan bir hafta içinde sonrasında yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi şöyle ön incelemesini yapalım. Cihaz ön incelemeye daha böyle basın lansmanı yapıldığı gün kıracaktım az kalsın. Şimdi cihaz oldukça şık bir tasarımda. Meizu aynı zamanda şöyle double tap dediğimiz özellikleri açılıyor. Aslında da bakarsanız toplama bir cihaz. Hani işte kamerası Sony'den, batarya Sony veya Samsung'dan, işlemci yeni gelecek modellerinde Samsung'dan almışlar. Hatta Samsung'un işlemcisini almışlar. Ve Apple'ın üretildiği fabrikada Foxconn'da monte ediliyor. Orada yapılıyor. Ve oldukça da temiz iş çıkarmış. Zaten hani know-how, yani kendi aramızda çokça bildiğimiz bir marka. Hani bilen biliyor dedikleri markalardan bir tanesi. Şu dikkatimi çekti. Şimdi şu tuş yanıp sönüyor, bildirim gelince yanıp sönüyor ve güzel olmuş. Tek tuşa indirmişler Android'i. Şimdi tek tuşa indirmeleri hani garip gelebilir. Aslında tuş değil, yani dokunmatik şurası. Şöyle göstereyim. Şu yukarıdaki tuşu hiç kullanmıyorsunuz neredeyse. Yani şöyle yapalım. Basılı tutuyorsunuz. Cihaz kapanıyor. Şöyle yapınca şak diye açılıyor işte. Hani diyorsunuz ya, şu yandaki tuşları basılı tutunca açılan, işte mesela bir uygulama geleyim. Geri geldim. Şöyle şuraya geldi. İşte toptan da silebiliyoruz bunları. Hani oldukça da işlevsel bir tuş yapmışlar. Dediğim gibi oldukça hani kullanışlı, ergonomik, güzel bir şey cihaz yapmışlar. Kamerası da iyi, 4K videoda çekebiliyor. Ve cihazın en güzel özelliği bana kalırsa cihaz ısınmıyor. Hani burada zorladılar. Biraz da işte kurcalık hep beraber. Ve en fazla çıktığı derecede 43 santigrat derece çıkıyor. Hakikaten de cihaz ısınmıyor. Güzel. Ve iddia ettikleri şey şu. Bataryası 3100 mAh bu arada. Bunları incelemelerde daha detaylı söyleyeceğim de o yüzden fazla üzerine durmuyorum. Hani biz cihazı göstereyim diye şey yaptım. En önemli özelliği şu. 3100 mAh batarya var. Tamamdır. Fakat öyle bir güç tasarrufu var ki normalde 3100 mAh 5.2 inç bir telefona, 1080p'de sanırım ekran çözünürlüğü bir telefona, 5.3 inçte sanırım 5.3 inç bir telefona oldukça da yeten bir pil. Yani ekran parlaklığı şey olarak 3100 mAh. Bu arada 3100 mAh deyince şunu da göstereyim de, şöyle tek elle kapağı çıkarabilecek miyim bilmiyorum. Telefonu kıracağım. Ne olacak? Evet, çıkardım. Pil 3100 mAh fakat çıkmıyor. Hani arka kapağın çıkmasına bakmayın. Çıkmıyor. Ama herhalde işte 3D yazıcılardan falan filan kapak yapıp kendini tasarlayıp yaparsınız diye şey yapmışlar. Bir de şu özelliği var. Kapak çıkıyor. SIM kart buradan giriliyor. SD kart yok. Takılmıyor. Hafıza arttırılmıyor. Bu en büyük handikapı. Fakat 1000 liraya böyle güzel bir makine alırsanız da hakikaten o kadar da handikap olsun diyorsunuz. Cihazın fiyatı 1000 TL bu arada. Bu elinde görmüş olan siyah modeli 1000 TL. İşte gümüş renklisi ya da gold renklisi 50 lira farklı satılıyor. 16 GB'lık model için konuşuyorum. 32 GB'lı da gelecekmiş. O da sanırım 100 lira daha fazla olacak. Hani 1000 TL, işte 999 TL, 1099 TL gibi. Fakat işte dediğim gibi, şunu şöyle kapatayım. Kapak çıkıyor ama batarya niye çıkmıyor diyoruz. SIM kart takılıyor sadece içinden. SIM kartın içeriden takılması da şöyle, telefonun sağına soluna bakarsanız da tertemiz bir görüntüsüne ulaştı. Hani ekstradan bir şu delik şey yok. İğne sokup da çıkartacağımız zımbırtıdan yok. Ben beğendim telefonu. Yani ilk olarak ilk intiba önemli. Hakikaten şık duruyor. Ve hakikaten sağlam duruyor telefon. Ki hakikaten de sağlammış. Onu da inceleme videosunda anlatacağım. Dediğim gibi Meizu MX4 böyle bir cihaz. Piyasaya dağıtacaktır büyük ihtimalle. Zaten hani şu an gelen cihazların çoğu gelir gelmez tükenecek. Tek şey de şu şeye aldanmayın. Bu bizim prizler için olandan gelecek. Bu simple, yani şey zaten gördüğünüz gibi Çin menşeli. Tek handikapı, ya bana kalırsa da demeyeyim de kulaklık çıkmıyor. Yani aslında ben aramıyorum. Ama işte hani niye kulaklık çıkmıyor diye soranlara sorduk hatta biz de. Üretici firma hani ses çıkışı oldukça kuvvetli bu cihazın ve koyacakları kulaklık bu ses çıkışını iyi yansıtmayacağını düşünüyorlar. Hakikaten böyle düşünceleri varmış. Yani kendileri alsın, kendileri denesin. Hem de maliyetten düşürmek için yapmışlar bunu.
hani kulaklığı koysak 1100 lira olurdu demeye getirmişler herhalde. Böyle güzel bir cihaz. Dediğim gibi Türkiye'ye daha gümrükte takılmış geliyor ama hızlı bir şekilde. Gelir gelmez elimize ulaşacak, deneyeceğiz, kullanacağız birkaç gün. Ondan sonra da incelemesini daha doğru bir şekilde hani bir şeylerle karşılaştık mı, karşılaşmadık mı aktaracağız. Bizi Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Webtekno.com'dan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi sosyal ağlar şimdi çıkar belki ekrana. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel telefon yapmışlar ama.